bir Yahudi. Ayrıntısı da var değil mi? Fiziksel açıdan çirkin, ahlaksal açıdan kötü. Yahudi imgesi. Çirkin olan kötü dürün tabii ki meşrulaştırılması. Aslında bu çok bildiğimiz bir şey tabii. Güzellikle iyiliğin, kötülükle de çirkinliğin uzlaştırılmasının da işte tarih içindeki başlangıç noktalarından bir tanesini oluşturuyor elbette. Tabii şunu da söyleyelim, bu arada bu işkenceler dışında gerçekten şeytanla bir sözleşme imzaladıklarına o kadar kendilerini inandırıyorlar ki bir belge arıyorlar yani. Gerçekten şeytanla bir imzalanmış bir kağıt arıyorlar. O derece çılgınca bir proje bu yani aslında. Ve uyduruluyor tabii bu belgeler. Bir şekilde uyduruluyor da. İtiraf da bunun başka bir belgesi zaten oluyor. Nitekim şunu da söyleyelim, bazı azizlerin de şeytanla anlaşma yaptıkları, sonra rüyaya yatıp Meryem'i rüyalarında görüp, işte Meryem aracılığıyla arındıklarını yine bu süreç içerisinde biliyoruz. Yani şeytan bu dönemde iş başında. Çok net Hristiyanlar göre. Yani şeytanın en fazla faaliyetini gösterdiği dönem ve bu faaliyeti elbette kutsanmış olan erkek cinsiyetinde değil de kadın cinsiyetinde daha çok gerçekleştiriyor. Şimdi çirkin, kötü yani cadıya şey olarak da form olarak da biçimlendirme olarak da ulaşmış bulunuyoruz. 15. yüzyıl itibariyle artık bir cadı imgesi, çirkin, kötü, büyü yapan, ondan sonra kötücül bakan zaten bir cadı imgesiyle karşılaşıyoruz. Bu günah çıkarma meselesi de not almıştık. Evet, o da önemli. O da tam aynı dönemde. Yani biliyorsunuz Hristiyanlığın en önemli ritüellerinden biri günah çıkarma ritüeli. Mesela günah çıkarma ritüellerinin de başladığı dönem bu dönem. Yani zaten insanlara kişisel olarak da bir günah çıkarma zorunluluğunun getirildiği bir dönem. Ve biliyorsunuz aslında günah çıkarma bir anlamda işte gidip o kilisenin rahibine günahınızı söylüyorsunuz. Aslında kendinizi ele veriyorsunuz dolayısıyla. Yani kendi kendinizi ihbar etmek bu. Zaten dağıtılan bildirilerle de birbirimizi ihbar eder olduk. Aa evet bu cadıya benziyor. Bunu yani düşünsenize böyle bir sistemle, ihbar sistemiyle insanlara cadı suçlamasını yakıştırıyorsunuz. Sonra zaten onu ispatlamak çok kolay oluyor. Çok kolay oluyor. Yani o zaten elimize geçtikten sonra onu her türlü dönüştürüyoruz. Biraz da aksın diler. Şeytanla anlaşan cadı. Bu arada tarihlere dikkat edelim çünkü biliyorsunuz aslında bu süreç aynı zamanda Kuzey Avrupa'da da başka bir canlanmanın olduğu bir süreç. Luther'in yavaş yavaş artık ortaya çıktığı, Katoliklik için yeni bir düşmanın ortaya çıktığı ve bu yeni düşmanın da öyle pek az buz bir düşman da değil bu. Yani kendisini yine Salt İncil'e dayandıran bir düşman. Ama bu Salt İncil'e dayandırmanın tabii tek karşılığı şu değil. Yani imgenin yasaklanışı değil. Biliyorsunuz kiliselerde imge yasaklanır protestanlıkta. Sadece bir haç koyabilirsiniz kiliseye. Ama aynı zamanda da çok koyu bir ahlakçılığın geldiği bir dönem. Yani İncil'e bağlı kalarak özellikle John Calvin'le birlikte, Calvinist ahlakla beraber de çalışacaksınız ama tembellik yapmayacaksınız ve çalıştığınız parayı da tabii ki kiliseye yatıracaksınız. Size de önerilen yaşam böyle bir yaşam. Ve tam da bu dönemde artık Katolik kiliseyle Protestan kilise birbirlerini şeytan olmakla yani deccal olmakla suçlayacaklar. Hristiyanlık kendisini öteki yaratmada çok başarılıdır. Yani yeni ötekisi Protestanlık olacak. Protestanlığın ötekisi de Hristiyanlık olacak. Katolik da söyleyelim. Evet. Fakat uzlaştıkları, yani bu kadar birbirlerini şeytan olarak itham ederken, hatta savaşırken uzlaştıkları bir konu var. Başka hiçbir konu yok. Kadının kötücülüğü üzerine uzlaşıyorlar. Yani cadılık konusunda biz işte efendim Protestanlığa inanan topraklarda cadılıktan bahsedemeyiz asla değil. Tam tersi cadılıktan fazlasıyla bahsedebiliriz. Yani orada da benzer katliamlar söz konusu. Katoliklikle Protestan'ın ortaklaştığı tek konu kadın konusu. Burada ortaklaşıyorlar. Orada herkesin çırağı. Kadın cadı vardır. Ve katledilmelidir. Ve katledilmelidir. Bu arada Şabat biliyorsunuz Yahudilerin kullandığı yani onların beraber oldukları değil mi? Şabat ayinleri. Tabii. Özellikle yani, cadılıkta da benzer bir terim kullanılıyor aslında. Biraz da böyle onu, o kutsiyeti yıkmak adına.
belki etimolojisine de kısaca değinelim. Şabat biliyorsunuz aslında Tanrı'nın gün, dinlendiği gündür. Yani Tanrı 7. gün dinlenmiştir. Ve Yahudilikte de o 7. günde bir iş yapmamak söz konusudur. Ve hala da aslında daha koyu inançları olan Yahudiler bunu da devam ettirirler. Bakın ama tam tersi bir anlam. Yani orada hiçbir eylem yapmama, burada da en vahşi eylemleri yapma. Yani cadı Şabat'a hazırlanıyorsa zaten belli onun ne yapacağı. O gece uçuşları ve erkeklerin yatağına girip onların aslında onların kadınlarla birlikte olmalarını engellemek, böylece üremeyi engellemek. Cadının görevi tam da bu zaten. Yani bütün bunların çok anlamlı olduğunu söylemek istiyoruz tabii. Evet. Burada da şimdiye kadar hep altını çizmeye çalıştığımız durum söz konusu. Morfolojisi bozuk, büyü yapan şehvet düşkünü kadınlar. Cadılar bunlar. Morfolojisi bozuk olmak zorunda zaten ama bunu zaten tamam o elde. Büyü yapıyorlar. Bunu da kanıtlayacağız. İtiraf ettiriyoruz çünkü. Tabii. Güzel. Güzel. Dolayısıyla şimdi artık bir görsel kodumuz var elimizde. Görsel kod olarak morfolojisi bozuk kadın cadıdır. Şehvet. Bakın hem genç hem yaşlı kadınlar tercih edilmiş burada özellikle. Çünkü o yaşlı kadın ona öğretiyor zaten. O da onun bir anlamda nasıl hazırlanacağını öğreten kişi. Dürer'in dört cadısı. Şurada şeytan var. Yani şu şeytan ayrıntı da gizlidir. Evet, şeytan da orada. Üç güzeller, dört cadı. Tabii özellikle şuradaki kuru kafayı görmek lazım. Bu arada işte sanat tarihinden çok iyi bildiğimiz işte vanitas sembollerini de tersine çeviriyorlar. Onu da biraz sonra bakacağız ve bahsedeceğiz. Endor cadısı ve Saul. Çok enteresan. Bu gerçekten çok enteresan. Bu aslında 1. Samuel kitabında, yani kutsal kitapta, Tevrat'ta geçen bir öykü. Yani Tevrat'ın da bir cadısı var aslında. Fakat bu konu hiç çalışılmamışken, yani böyle bir resim hiç yapılmamışken, böyle bir konuya ait hiçbir imge yokken, bir anda cadı avlarının yaşandığı dönemde böyle bir konu işlenmeye başlanıyor. Yani kutsal kitapta da cadının olduğunu belgelemek kilise için büyük bir kazanım tabii. Yani cadı zaten vardı ve bu cadılar elbette ki kutsal kitaptaki cadı, örneğin Yahudi değildi. Yahudi olmayanlar içindendi bu cadılar. Dolayısıyla kadına cadılığın yüklenmesi daha kutsal kitapta karşımıza çıkan bir konu. Ve bakın burada da yaşlı ve genç yine kadınların bir araya geldiğini görüyoruz. Ve ona giden de bu arada Saul. Davut'tan önceki Yahudilerin kralı Saul. Fakat kötücül bir karakter. O nedenle Saul ona gidiyor tabii. Yani kehanet için gidiyor aslında. Geleceğini görmek için. Ama kötücül bir karakterin kötücül bir kadına gitmesi olarak okuyabiliriz tabii. Büyücü. Evet, büyücü kadına. Baykuş gibi bir... Baykuş var, evet. Hı hı. Baykuş da cadıların en önemli hayvanlarından bir tanesi. Bakın hep çift anlamlı. Baykuş da aslında hem bilgelik, hem uğursuzluk, kötücül. Aten anlamı şeydir, kuşudur. Tabii. Oradaki bilgelik anlamında ama örneğin. Kötücül bir anlamı yok Athena'nın. Athena da çok ölümcül bir tanrıcadır. Tabii. Savaş tanrıcısı. Stratejist. Ama oradaki onun bilgeliğiyle ilintilidir. Mitolojide, Yunan mitolojisindeki anlamı o. Şeytanla birlikte. Bu arada çok ayrıntılı bakıldığında işte aşağıda mesela bir kafa. Burada zambak, bir vazonun içinde bir zambak var. Zambak Meryem'in bakireliğinin özellikle işte o kutsallaştırılmış bakireliğinin sembollerinden bir tanesi. Onu burada kuru kafanın üstüne konuluyor. Biz bunu aslında metnimizde yeni bir görsel kod olarak okuduk. Yani bize göre bu yeni bir görsel kod önerisi. Çünkü biliyorsunuz 17. yüzyıl Hollanda'sı iç mekan resimleriyle çok ünlü bir coğrafya. Tabii bunun temel nedeni de daha demin söylediğimiz Protestanlığın kilisede resmi yasaklaması yeni resim türlerinin ortaya çıkışına elbette bir anlamda da neden oluyor. Bunlardan biri de iç mekan resmi geleneği. Bu iç mekan resimlerinde bile cadılık işte bu şekilde bir mutfak sahnesi gibi resmediliyor ama bir yanına da resmin gerçekten adeta bir natürmort gibi, değil mi Seda? Yani orayı kessek
Bir natürmort izlenimi bize veren. Enteresan bir natürmort. Tabii. Tam bir vanitas gerçekten de. Ama zambak demek ki öldürülüyor burada. Yani masumiyet öldürülüyor dolayısıyla. Buradaki kafa değil mi? Bir hayvan hayvanı. Evet, evet. Evet. Ama bu değişik. Tamamıyla kötücü. Bakın orada keçiyle giden kadın da var mesela. Evet, uçuyor. O bizim ilk gösterdiğimiz örnekteki morfolojilerin, yani hayvan morfolojisiyle insan morfolojisini birleştirmesi, dolayısıyla o bozulma işte artık burada doğruğa ulaşmış durumda zaten. Keçi var yine orada. Keçi çok önemli bir. Bakın saçı tersten filan, yani böyle bir arkadan rüzgar filan gelmiş. Yani sırf morfoloji de bozulmuyor. Olacak olaylar olmuyor yani, o kadar metafiziksel bir durum ki, yani her şey bir tersine dönüyor. Burada da çok yoğun bir sembolizm var, resmen ön planında görüyorsunuz zaten. Burada daha çok fallik imgeler kullanılmış. Özellikle cinselliğe ve şehvete gönderme yapan imgeler. Bu arada süpürge tesadüf değil. Çünkü bu cadılar genelde evlerinde ya dul kadınlardan, kocası ölmüş kadınlardan ya da boşanmış kadınlardan ya da nitekim yaşlanmış, işte o yüzden kocasını yitirmiş kadınlardan filan seçiliyordu. Sonra bu cadılar işte itiraf ettiriliyor, öldürülüyor, işte değişik deneyler yapılıyor ve malına ev konuluyordu. Dolayısıyla bu kadınlar ev kadınları. Ve ev kadını deyince de süpürge. değil mi? En önemli simgelerden bir tanesi. Dolayısıyla süpürgenin varlığı da, süpürgenin bu dönüşümü de hem uçma simgesi olarak dönüştürülüyor. Hem de kadınla özdeşleşmesi açısından tesadüf değil. Bu arada büyüleri de görüyorsunuzdur herhalde. Bakın orada bir kumaştan bir bebeğe batırılmış bir iğne var. Şurada. Yani bu hani bildiğimiz büyücülüğe hep atfedilen şeyler. Bu vodu büyüsüyle bir alakası var mı acaba? Efendim? Vodu mutlaka. Vodu büyüsüyle. Tabii. Vodu bebek yoktur. Öyle mi? Yani yanlış bilinen bir şey. Direkt vuduyla ilişkilendirilir ama sadece vudu da yoktur o bebek. Vudu da bebek yoktur özellikle. Özellikle. Diyorsunuz değil mi? Özellikle. Yaygın bilinen yanlışlardan o zaman. Böyle şeyler olabiliyor tabii. Bir de bir şeyi söyleyelim. Çorap çıkaran bir kadın görüyorsunuz. Çok önemli. Çünkü çorap 17. yüzyıl Hollanda resminde çorap beterdik. Tel de belki oralardadır. Özellikle kadının cinsel organını sembolize eden bir şeydir 17. yüzyıl iç mekan resminde. Ve çorap çıkaran kadın genellikle, yani genel evden dönmüş, görevini yerine getirmiş bir kadını temsil eder. Burada da cadıya, o yine o anlamda cadının birleştirildiğini aslında görmüş oluyoruz. Bu dönemdeki bu resim sanatında çok yoğunlukta mı bu tür resimler? Bu tür resimler yoğunlukta değil. İç mekan resmi yoğunlukta ama cadının ele alındığı resimler çok yoğunlukta demek doğru olmaz. Daha az işlenmiştir tam tersi. Ayrıntıları. Bakın bunlar ayrıntı tek ama resim gibi yani. Adeta değil mi? Başlı başına birer resim gibi. Bu deneylerden bir tanesi enteresan. Cadı olup olmadığını öğrenebilmek için kadını bağlıyorlar. Biliyorsunuz Lilith de cinlerle birlikte olmuştu ya. Cinler de içi hava dolu varlıklardı. Dolayısıyla eğer cadıysa suyun üstünde kalacak kadın. Eğer cadı değilse batacak. Batacak, ölecek ve cadı olmayarak mutlu bir ölümle sonuçlanacak. Eğer cadıysa yakılarak öldürülecek. İki türlü de ölüyor. Yani iki türlü de ölecek ama biri işte Hristiyan olarak, masum bir Hristiyan olarak ölecek. Diğeri yakılarak ve cezalandırılarak ölecek. Dolayısıyla yani hani bu arada o su deneylerinin ta Hammurabi kanunlarına gittiğini doğru, de bilgi olarak verelim. Hammurabi kanunlarının ilk maddesi kara büyü yapanların ölümle cezalandırılmasıdır. Ve burada şüphe duyulan kişiye bir su deneyi yapılır. Ve bu su deneyi aslına bakarsanız apokrif metinlere, yani kilisenin kabul etmediği metinlerden birine göre, apokrif Yakup İncil'ine göre Meryem'e de yapılmıştır. Çünkü Meryem bir anda düşünsenize tapınağın bakire kızlarından biri hamile kalıyor. Olacak iş değil tabii. Dolayısıyla da ona bir test uyguluyorlar. Uygulanan test de şu, Yusuf'a emanet edilmiş ama bakire kalmak şartıyla emanet ediliyor. Bir su içiriliyor. İçirilen bu su öyle bir su ki, inanışa göre, eğer suçluysanız morfolojiniz bozuluyor. Değilseniz aynı şekilde kalıyorsunuz. Ve morfolojisi bozulmadığı için Meryem'in ve Yusuf'un anlaşılıyor ki günahsızlar.
Bunun en güzel örneklerini Kapadokya'ya belki gittiniz, yolunuz bir daha düşerse Kapadokya kiliselerine lütfen gittiğinizde bakın. İkisinin elinde bir kase vardır ve su içerler. İşte o bu su deneyinin resmidir. Mesela Batı'da göremezsiniz. Batı bu İncil'leri kabul etmediği için Batı'da bunun resmi yoktur. Ama Anadolu'da apokrif Yakup İncil'i çok daha yaygın olduğundan bu apokrif anlatılar Kapadokya'da çok fazla örneğine rastlarız. Yani hiçbir şey kaçırılmıyor aslında. Bütün evet, her şey her taraf. Hristiyanlığın içinde var. İngiltere'de cadıların infazı. İskoçya'da çok yoğunluklu olarak cadı infazları ve cadı avlarına rastlamak mümkün. Ve tamam yani kadınlar cadı ama kadınlar azize de olabilirler. Kadınlar azize olabilirler. Ama sonuç olarak ya cadıdırlar ya azizedirler gibi bir sonuca varabiliriz. Çünkü bu kadınlar da yine benzer işkencelerden geçmiş kadınlardır. Arada şöyle bir fark var. Teslim olmakla, değil mi? Evet, teslim kendini olmakla, bırakmakla bunu reddetmek. Yani cadılığını reddediyor.